birimindeyiz. Burada bir dere yatağı var ve balık ölümleri gerçekleşmiş. Siz de bu konuya dün müdahale ettiniz. Nedir durum? Şöyle, dün mahalle sakinlerimizden, Sarıseki Mahallesi'nden bize bilgi geldi, ihbar geldi. Bölgede balık ölümlerinin var olduğuna ilişkin. Ben de hemen ilgilileri aradım. İlgili kurum müdürlüklerine, ilçe tarımı, il tarımı ve çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bilgi vererek hemen bölgeye geldim. Çeşitli farklı türlerde balıkların öldüğünü gördük. Herhangi bir sızıntı olabileceği endişesiyle numune alınması ve teknik bir analiz yapılması konusunda ilgililere uyardık. Geldik ve gözlemledik burada. Ne olabilir sizce? Hani... Şöyle, sanayi yoğun bir bölge biliyorsunuz. Ama bu bölge. Ama deniz suyuna da çok yakın bir yer evet, değil şu anda. Şu anda denize çok yakın değiliz. Dere yatağındayız. Arka tarafta bazı fabrikaların depo alanları, bazı fabrikalar olduğu için herhangi bir deşarj işlemi olabilir. Kimyasal bir atık karışmış olabilir suya. Dolayısıyla bu ölümlerin gerçekleştiğini düşünüyoruz. Tabii bizim söyleyebileceklerimiz sadece kendi düşüncelerimiz olur. Bunların teknik analiz, numune alma işlemleriyle daha doğru bir şekilde yapılması gerekir. Ben burada 45 yıldır yaşıyorum. 45 yıldan bu yana burada bu balık ölümleriyle ilk defa karşılaşıyoruz. Biz yazın bu suda yüzeriz. Hem balık tutarız. Kışın da işte bu mevsimde sürekli burada yani oksijenin bol olduğu zaman, balığın bol olduğu vakit sürekli balık tutarız. Yani bu olayla ilk defa karşılaştım böyle bir balık ölümüyle. Sebep ne olabilir? Suya bir kimyasal karışmış olabilir. Çünkü 45 yıldan beri hiçbir şekilde bu olayla karşılaşmadık. Yani ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz.